Herkese merhaba. Bu videomuzda bağımlılık programıyla ilgili benim kendi içimde açığa çıkan alanları ifade edeceğim. Burada amacım sadece bu konunun enerjisel boyutunu sizlere aktarmak. Siz yaşamınızı gözden geçirip özgürleşmek istediğiniz konularla ilgili kendi içinizde çalışmalar yapabilirsiniz ya da destek alabilirsiniz bu konuyla alakalı olarak. Ben sadece enerjisel olarak bu alanın nasıl var olduğunu ya da bizim yaşamımızda, frekansımızda ne gibi etkileri olduğunu aktaracağım. Bağımlılık, insanlık planında insanlığın frekansının yükselmemesi adına benim çokça size ifade ettiğim tekamülsüzlerle bağlantılı bir program. Bu konunun netleşmesi bende geçtiğimiz hafta oldu. Bu programın var olmasının sebebi bizim kendi içimizde dengesizleşmemizi sağlamak ya da kullandığımız bağımlılık maddesi ya da eylemi her neyse bununla bağlantılı olarak enerjisel bağ kurulması üzerine yapılan enerji boyutundaki alanı ifade edeceğim. Bu tekamülsüz plan artık dünya planında ve varoluşta tamamlanmak üzere olan bir program. Ancak bu program kendini olabildiğince uzun süre var edebilmek adına bulunduğu yaşam gezegenleri neresiyse orayla bağlantılı olarak kendi içinde programlar ortaya çıkartıyor ya da planlar yapıyor ve bunu sürdürülebilir halde tutmaya çalışıyor. Bu alandan özgürleşebilmek için, yani herhangi bir maddeye de bağımlı olabilirsiniz, bir insana da bağımlı olabilirsiniz, eyleme de bağımlı olabilirsiniz. Yani burada çok komplike bir alanı var. Benim bunu işte geçen hafta, bir 10 gün önce mi ya da geçen hafta, tam tarihten emin değilim ama müzikle ilgili bir konu açığa çıktığında benim alanımda çok fazla geçmiş yaşamda madde bağımlılığından dolayı hayatını yitirmiş genetik alan bulunduğunu fark ettim. Ve bu genetik, yani o genetik alanlar deaktif haldeydi benim hayatım boyunca. Eğer aktif hale gelmiş olsaydı ben bana göre yaşamış olduğum, yani benim yaşamımda var olan aktif bir bağımlılık programı var. O genetik alanla da bağlantılı bir şekilde. Benim hayatımdaki bağımlılıklarım, aileme bağımlıyım. Bağımlıydım eskiden. Şu an daha belki bağımlıyımdır ama önceki haline göre daha farklı olduğu için o etkileşim biraz daha bağımlılıktan özgürleşmiş hale geldi. Kahve ve çikolata var benim hayatımda. 3 tane. Bunları işte geçen hafta o bağımlılık alanını fark ettiğimde bunlara bağımlı olduğum için şükrettim aslında. Ay dedim, iyi ki bunlara bağımlıymışım. Başka bir şeye bağımlı, başka bağımlılıklarım olsaydı gerçekten hayat dengemi bozabilecek bir bağımlılık programı var bu yaşamda. Var olan bir deneyim bende. Deneyimmiş. Böyle söyleyeyim, tam emin değildim. Çünkü program açığa çıkıncaya kadar. Daha sonra hani ben peki bunlarla ilerlemeli miyim diye kendime sordum. Ondan sonra da dedim ki hayır dedim. Ben kendi içimde sahip olduğum, bende var olan bağımlılık programından artık özgürleşmek istiyorum. Bununla ilgili kendi sorumluluğumu alıyorum ve bu alanda değişip dönüşmesi gereken ne varsa benim için, ben burada bu değişimi kabul ediyorum ve bununla ilgili ilahi destek talep ediyorum niyetini yaptım.
Daha sonra işte hem yaptığım meditasyon çalışmalarıyla hem artık bir şeyleri çözümleyebilmek ya da görünür kılabilmek adına kendi alanında resim yapıyorum. Resim yaptım. İşte izlemem gereken film, belgesel her ne varsa bunları izledim. Ve orada en son nokta bu tekamülsüz alanın bağlantısını fark ettim. Bağımlılık alanı ile ilgili. Burada dediğim gibi ben madde ya da eylemle alakalı olarak bir önceden tepkilerim vardı tabii ki. Şu an orada onlar değiştirilmeli, bunlar ortadan kaldırılmalı falan tarzında değil. Sadece bu programın var olduğunu ve bu programdan özgürleşilmediği sürece kişi hayatına başka bağımlılıkları dahil edeceğini fark ettim. Bu bağımlılıkları dahil etmek pozitif bile olsa daha sonra sizin yaşamınızda bir karmaşaya neden olabilecek ya da frekansınız düştüğünde diğer bağımlılık alanı bir şekilde yaşam alanınıza dahil olabilecek. Çünkü bu program bağımlılık, belirteyim, bağımlılık programı tekamülsüzlerin öğreti alanında. Yani bu da ne demek oluyor? Sizin frekansınız yüksek olduğunda, siz ilahi yasalara uyduğunuzda ve ilahi yasalara uyduğunuzu enerjisel olarak beyan ettiğinizde tekamülsüz plan sizin alanınızdan geride kalıyor. Ama siz ilahi plana uygunsuz bir davranış yaptığınızda ya da kendi frekansınızı düşürdüğünüzde o zaman onlar bu fırsatı kullanarak sizin alanınıza bir şeyleri dahil etmeye çalışıyorlar. Ve bu program aktif olduğu sürece, yani şey gibi düşünelim, bilgisayar programımız var ve bilgisayarda zaman zaman aktif olan bir virüs var. Bu da aynı onun gibi işliyor. Bizim onu işletir hale getirdiğimiz antivirüs programımız çalışmaz hale geldiğinde bu program hop devreye giriyor ve bizim alanımızda bir şekilde hiç farkında olmadan bu program çalışmaya başlıyor. Bu programı deaktif hale getirmek ya da bu programdan aslında deaktif hale getirmek değil, tamamen özgürleşmeyi seçmemiz gerekiyor ki bu bize tutunabileceği bir alan yaratmasın. İşte çeşitli formlarla yaşam alanımıza dahil olabiliyor bağımlılık. Şu an teknoloji bağımlılığı var. İşte oyun oynama, hani sanal ya da fiziksel oyun ve bunun kumara dönüşme hali var. Ya da işte seks bağımlılığı var. Alkol, sigara, benim gibi yiyecek bağımlılığı var. Ya belki bendeki bağımlılık çok aşırı değildir ama hani benim kendi yaşamımı gözden geçirdiğimde ben bunu kendi içimde bağımlılık diye nitelendiriyorum. Aslında benim evde içtiğim kahve dışarıda içilen kahveyle bir bardaklık miktarda kafein alıyorum. Çünkü ben kahveyi çok az koyuyorum. Hani açık çay gibi açık kahve, açık filtre kahve içiyorum ben. Ama bunun da bedenimle ya da frekans olarak hissettiğim için buradan özgürleşmem gerektiğini düşünüyorum. Çikolata olarak da küçük küçük albeni çikolataları var. Eskiden büyüktü. Şimdi küçüklerini çıkartmışlar. İki tane küçük çikolata yiyorum. Ama günde toplam yediğim bir tane büyük albeni çikolata kadar. 40 gram falan galiba büyük çikolatanın ebatı da. 40 gramlık bir çikolata yiyor gibiyim. Buradaki işte hani o döngü değişmesi gerekiyor. O program değişmesi gerekiyor. Daha sonra ben buna "Aa, bu bana bir şey yapmıyor" deyip başka bir bağımlılık alanını aktif hale getirebilirim. Alışveriş bağımlılığı da var mesela.
Yani orada bir şeyi istemsiz, ihtiyaç olmadan istemsizce yapma hali diye tanımlanmış bağımlılık. Baktığım videolarda öyle paylaşmışlardı. O yüzden bunun bir şekilde yaşamımdan ayrışması gerektiğini düşünüyorum. Ve burada şunu da yapmıyorum ama ay ben bunu kesinlikle bırakmalıyım. İçtiğim zaman niye ben bunu içiyorum, içmemeliyim falan tarzında bir şey de yapmıyorum. Sadece bu programın farkındayım ve bu programdan özgürleşmek istiyorum. Ha, zaman zaman bazen hiç içmiyorum. Bazen içiyorum ya da işte bir süre hiç içmiyorum, bir süre içiyorum falan. Hani böyle değişik bir döngüsü var. Zaten bağımlılık da böyle değişik bir döngü halinde oluyor. O yüzden benim amacım bu programdan özgürleşmek. Yani beni döngüye takacak bir madde ya da davranışı sürekli tekrar eder hale getirecek konu neyse bunun arınması için ve burada da dediğim gibi son bağlantılı alan tekamülsüzlenmiş. Zaten tekamülsüzlerin yaşam programımdan açık olan her alanını kapatmaya çalışıyorum ve onlardan yani sonuçta genetik olarak da bu alanı aldım. Bu genetik alan fiziksel ya da ruhsal genetik alandan kaynaklanıyor olabilir. Ben burada şuna bakmıyorum. Aa ben bunu niye almışım, bunu niye yapmışım? Yani arındırmam gerekiyor. Arındırabilmem için ona sahip olmam gerekiyor. O yüzden bu alanın bende var oluyor olması benim için olumlu bir durumdu. Hani bir kısmı gitti, büyük bir oranı ya da bendeki tekamülsüz alan tekamül etmeye karar verdi ama onun sahip olduğu deaktif programlar var. O deaktif programlar benim alanımda bulunduğu için onlardan özgürleşme ile ilgili çalışma yapabiliyorum. O yüzden de bu programlar alanımdayken bunun temizliği ile ilgili ne yapmam gerekiyorsa ben kendi deneyimlerimi size aktarıyorum. Arzu ederseniz siz de kendinizdeki programları bitirmeyi seçebilirsiniz. Ve her bir konunun da bağlantılı olduğu başka bir alan var. Bağımlı olduğunuz madde için geçmiş yaşam çalışması yapabilirsiniz. Ya da o madde ya da alışkanlık her neyse, davranış ya da madde her neyse bununla ilgili geçmiş yaşam çalışması yapabilirsiniz. Orada sizin yapmış olduğunuz bir durum vardır ki bunu siz bu yaşamınızda ortaya çıkarmışsınızdır. Siz o alanı arındırdığınızda, yani bunu illaki bilerek isteyerek yapmanıza gerek yok. Zorunlu olduğunuz için yapmış olduğunuz durumlarda olabilir. O yüzden burada zorunlu ya da gönüllü her neyse bu sistemin içine dahil olduysak, hani ben bunu yapıyorum, bu sistemin içine bir şekilde dahil olduysam, burada arındırılacak konular var. Oo süper. Ben böyle bakıyorum. Ve oradaki konuyla ilgili her neyse bunun arınmasıyla ilgili çalışmalar yapıyorum. Dönüşümler için yardım talep ediyorum. Diyorum ki Allah'ım ben bununla ilgili bir şey yapmışımdır. Ya da hani yapılmış DNA ya da geni almışımdır bu yaşamıma programlarken. Hazır onlar bendeyken benim izinli olduğum ve sorumlu olduğum alanlarla ilgili çalışma yapayım ve bunun için bana yardım etmesi gereken pozitif ya da aydınlık ruhsal varlıkları alanıma yönlendir diyorum. Bugün bir yazı paylaştım niyet çalışması ile ilgili. Orada işte üç tekamülsüzler, karanlık ve negatif. Eğer size bir konuda destek oluyorsa burada sizinle anlaşma yapacağını fark ettim. Yani burada bu anlaşmalar da sizin ilerleyen yaşamınızda ya da bu yaşam içerisinde ilerleyen zamanlarda onların sizden bir şey istemesi ve sizin bunu yapmaya zorunlu kalmanız anlamına geliyor. Bizimle anlaşma yapmayan gruplar hizmet ederken absolut, nötr, pozitif ve aydınlık. Yalnız şunu ifade edeyim. Absolut grup, bugün sabah bir bağlantıya geçtim onlarla. Bu işte tekamülsüzlerle ilgili alanda temizlik yaparken bağlantıya geçtiler. Ama frekansları çok farklı ve
Ben de yoğun bir baş ağrısı oldu bağlantı esnasında. Orada da şunu ifade ettiler. Bizim alanımızda hem karanlığa hem de diğer gruplara hizmet edebilmemiz için aktif olan karanlık programlar var. O yüzden seninle bağlantıya geçtiğimizde de sen o aktif olan programlardan dolayı böyle bir baş ağrısı yaşıyorsun. Bazı konular için hani her grup kendi hizmet alanıyla hizmet ediyor ama bizim enerjilerimizle uyuşmadığında onların frekansı bizi rahatsız edebiliyor. Ben bu bağlantıyı kurmadan önce tabii ki şeyi sordum. İlahi olarak bu bağlantıyı yapmam uygun mu sorusunu sordum. Evet cevabını aldıktan sonra bağlantıyı yaptım ve alanımda da yine koruma talep ettim. Oradan benim alanıma dahil olacak bir frekans ya da titreşim alanıma dahil olmasın diye. Ya yani orada onların amacı böyle bir işlem yapmak değil ama varoluş gereği onların frekans alanında bulunan çeşitli titreşimler var ve bu titreşimler bende deaktif halde olan herhangi bir programı aktif hale getirebilir ya da deaktif halde bulunan gen ya da DNA'yı aktif hale getirebilir. Bu da benim değişimde zorlanmama sebep olur. Yani oradaki aktif hale geldiğinde o program DNA ya da gen ya da bir program. O zaman ben kendi alanımda biraz daha normal yaşam dengemden dengesiz hale gelebilirim. Bunu talep etmediğim için böyle bir korumayı istedim. Yani onlar bana bir şey yapacakları için değil, enerjisel olarak bir araya geldiğimizde böyle bir program olabileceği için. Nötr grupta herhangi bir şekilde böyle bir deneyim yaşamadım daha önce nötr gruplarla bağlantıya geçtiğimde. Zaten pozitif ya da aydınlıkta böyle bir şey yaşamıyorsunuz. Ama Absolute'ün böyle bir programı var. Çünkü onlar karanlıktan geçiş yapmak isteyen gruplara rehberlik ediyorlar ya da insanlara. Bu da onların alanında karanlığın hala var olan, yani şu an dünya planında var olan karanlık programların hepsi Absolute varlıkların alanında aktif bulunuyor. Bunun amacı da geçiş yapana doğru bilgiyi iletebilmek ve onu anlayabilmek. Yani bazen insan ya da ruhsal varlık her ne olursa olsun anlamadığınız zaman sizin ona saldırdığını düşünebiliyor. Yani benim mesela baş ağrısı yaşamamda eyvah bu grup bana saldırıyor diye düşünebilirdim. Çünkü karanlığın bunu yaptığı zamanlar çok oldu bana. Saldırı esnasında böyle bir baş ağrısı ve sıkışma hissediyordum bulunduğum alanda. Ama burada öyle bir amaç olmazken frekans öyle olduğu için yani programlarda karanlık program olduğu için böyle bir etki yaşayabiliyorsunuz. Yani bunu yaşadığınızda bunun saldırı olmadığının farkında olun diye ifade ediyorum ve şunu sorabilirsiniz. Mesela kullandığınız ya da bağımlı olduğunuz durum her neyse bundan özgürleşmek için bana hangi grubun rehberlik etmesi ilahi olarak uygun bu çözülmenin en hızlı ve en kolay olabilmesi için sorusunu sorabilirsiniz. Ben bu soruları sorduğumda cevabı alabilmek için pardon. Ya kafam çok karışıksa biyo çubuğu kullanıyorum ya da işte pandül kullanabilirsiniz. Burada soruyu sorduğumda işte bu bağlantıyı yapmam sabah şeyi sorayım. Sabah yapmış olduğum absolut grupla ilgili bağlantı ilahi olarak uygun muydu? İlahi olmayan herhangi bir alan var mıydı? Bu tarafa gittiğinde evet oluyor, bu tarafa gittiğinde hayır oluyor. O yüzden ben yapmam gereken bağlantıyı yapıp almam gereken ilahi bilgiyi aldım. Zaten sonrasında da isimlerini unuttum. İsimlerini ifade ettiler hangi grup olduklarını ama unuttum. Burada yardım isterken ilahi olarak uygun olan, yaratıcının izin verdiği, bana rehberlik edecek ruhsal varlıklarla
bağlantıya geçmek istiyorum ya da onlardan yardım talep ediyorum tarzında bir niyet yaparsanız ilahi olmayan bir bağlantı sizinle kurulmaz. Ve tekamülsüzlerle çalışırken bunu hep ifade ediyorum. Yaratıcı inancınız güçlü olsun ki sizin alanınızda dengesizlik ortaya çıkmasın. Bir de tekamülsüzlerin en uyumsuz olduğu enerji ilahi gerçeklikteki saf aşk enerjisi. Eğer alanınızı yani kalbinizi ilahi gerçeklikteki saf aşka açarsanız o da sizin alanınızda denge yaratacaktır. Yalnız aşk enerjisiyle beşeri aşk alanındaki o karmaşaları lütfen eşleştirmeyin. Çünkü kıskançlık duygusu da tekamülsüzlerin alanında olan bir duygu ve bu aslında ilahi gerçeklikte aşkın içinde var olmayan bir duygu. O yüzden beşeri aşka diğer insanlar tarafından yönlendirilmiş bilgilerle aşk enerjisinin alanınızda aktif olmasını talep etmeyin. Sadece ilahi gerçeklikteki benim frekansıma uygun saf aşk enerjisine kendimi açıyorum niyetini yapabilirsiniz. Kendi içinizde tekamülsüzlerden özgürleşebilmek için davranışlarınızdan ya da duygularınızdan değiştirmeniz gerekenleri de özgür iradenizle sizin değiştirmeniz gerekiyor. Yani enerji boyutunda siz talep ettiniz ama dünya yaşamınızda özgür iradenizle o davranışları yapmaya devam ederseniz, o duyguları, hisleri, düşünceleri ve enerjileri üretmeye devam ederseniz burada ilahi olarak alanınız dengede kalmaz. Çünkü siz şunu söylüyorsunuz enerjisel olarak. Ben tekamülsüzlere alanımı açıyorum. Onlar da benim korumalarım olmadığı zaman alanıma dahil olabilir mesajını iletmiş oluyorsunuz. Siz davranışlarınızdan, düşüncelerinizden, hislerinizden ve duygularınızdan özgürleşmediğiniz sürece... Ben duygularla ilgili bütün çalışmayı negatif duyguların dönüşmesi gerekenler ve özgürleşilmesi gereken tüm duygularla ilgili çalışmaları yaptım. YouTube meditasyonları içerisinde bulunuyor. His meditasyonlarını henüz tamamlamadım. Zamanı geldikçe his meditasyonlarını yapıyorum. Onları duygu meditasyonları ve his meditasyonları diye İki tane oynatma listesi var. Oradan arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Videonun altına da linklerini koyacağım. Oynatma listelerinden ekleyebildiklerimi de videonun sonuna ekleyeceğim. Arzu ederseniz oradan bakıp takip edebilirsiniz. Bir kişi sizin hayatınızda her şeyi sizin yerinize gerçekleştiremez. Bu hangi, yani terapide olabilir, seansta olabilir, tıbbi destekle de olabilir ama her ne olursa olsun burada sizin kendi iradenizle yapmanız gereken durumlar var. Ve burada özgürleşmeniz gereken süreçte hayatınızda var olan maddelerle çok çatışmayın. Onlarla çatıştığınız zaman çünkü size açmaları gereken kapıları açmıyorlar. Ben mesela kahveyle ilgili tepki gösterseydim ya da işte çikolataya aşırı tepki değil. Bunları bırakmak için bunlarla savaşsaydım onlar bana kendi gerçekliklerini sunamayacaklardı. Bağlantılı oldukları alanları sunamayacaklardı. Neden? Çünkü ben onlarla savaşıyorum. Bir işbirliği halinde değilim. Varoluştaki her program ya da her enerji, her bilinç, her yaratılmış madde formu aslında tekamül ediyor. Yani burada sonuçta sigara ya da alkol, kahve, kafein her neyse bunlar da tekamül ediyorlar. Bunlar da kendi frekanslarını değiştirmeye çalışıyorlar ya da görevleri tamamlandığında ortadan kalkacak programlar. Bunu insanlık olarak biz programı değiştirebiliyoruz. Yani onlar bir bilinç halindeler ve o bilinç olarak varlıkları her neresi ise
O programla birlikte yol alıyorlar. O programda onları değiştirecekse insanlar. Çünkü özgür iradesi olan varlık biziz. İnsan olarak biz özgür irademizle onu değiştirip dönüştürebiliyoruz. Yani belki siz bu dünyada bulunan herhangi bir bağımlılık alanını dönüştürme görevindesinizdir. İşte o görev alanında savaşmak, çatışmak, ters düşmek yerine onunla işbirliği yaptığınızda, o programla işbirliği yaptığınızda ve ilahi olarak izinli olduğunuz süreçlerde bunu değiştirebilirsiniz. Ama ilahi izinli olmadığınız bir durumda işler oraya bir çalışma yaptığınızda o zaman siz kendinize karmik alan yaratırsınız. Benim mesela 25 Şubat 2020 tarihine kadar hayatımda alkol kullanan insanlarla çalışma yapmam uygundu. Ama 25 Şubat 2020'de yapmış olduğum çeşitli çalışmalar sonucunda benim ilahi yasaya göre uygun yol alabilmem için bu insanların özgür iradesiyle hayatında alkolü tutmayı, bu alkol bir bardak da olabilir ya da sürekli her gün içme de olabilir ya da hani bayramdan bayrama derler ya, kutlamadan kutlamaya, o da olabilir. Her ne olursa olsun kişi özgür iradesiyle alkol kullanmayı yaşamında aktif olarak tutuyorsa, yani bu program onun hayatında aktifse, benim ilahi yasalara göre o kişiye çalışma yapma iznim yok. O yüzden de ben bunu yazılarda ifade ediyorum, çalışmalarda. Burada benim yani bunu beyan etmemin sebebi, tekamülsüz olan programa benim yasaya uygun bir şekilde onun hayatın, onun varlık alanında bulunabildiğimi ifade etmekti. Mesela ondan sonra meditasyonları soruyorlar. Meditasyonları yapabilir miyiz? Onu yapıp yapmayacağınızı bilen taraf sizin kalbiniz diyorum. Kalbinize sorun. Eğer kalbiniz bu meditasyonu yapmanız gerektiğini söylüyorsa yapabilirsiniz. Orada da kişinin, ben özgür irade alanını ona hatırlatıyorum. Yani siz burada özgür iradenizle bu çalışmayı yapmayı seçebilirsiniz. Bu seçimi de kişi kendisi yaparsa YouTube'da açık olan meditasyonları yaparak kendi alanını dengeleyebiliyor. Ve burada benim dediğim gibi önceden çok tepkisel olduğum durumlar oldu. Şu an mesela hala beni rahatsız eden bir durum olduğunda ben orada şunu ifade ediyorum. Ben bu programda bulunan ya da özgür iradesiyle sigara içmeyi tercih eden insanlara saygı duyuyorum. Ya da alkol kullanmayı, her neyse. Ancak benim konfor alanımı etkilediği zaman, eğer ilahi olarak o kişinin alanına yönlenmesi gereken bir ilahi adalet alanı varsa, bunu da özgür irademle talep ediyorum diyorum. Bu konuda ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum. Çünkü şu süreçte benim sadece sigaradan rahatsız olduğum durum, dışarıdan ya da balkondan gelen sigara kokularıyla ben burada kendi alanımda rahatsız oluyorum. Fiziksel olarak bir araya geldiğim herhangi bir insan yok sigara içtiği için. Covid süreciyle böyle bir alan hayatımda var oldu. Onun için hani fiziksel boyutunda o insanın hayatında ne oluyor ne bitiyor onu bilmiyorum. Ben sadece kendi alanımın hem enerjisel hem de fiziksel olarak daha konforlu hale gelebilmesi için seçim yapıyorum ve bu seçimimi iletiyorum. Ve şunu da yapıyorum. Ben bu dünya planında bağımlılıkla ilgili her ne yaptıysam gönüllü ya da zorla, bu alanla ilgili kendi sorumlu olduğum ya da izinli olduğum alanında arınması için yapmam gereken bir şey varsa çalışma yapıyorum. İşte mesela Ho'oponopono yapıyorum. Ya da orada arındırmam gereken her ne varsa enerjisel olarak onu arındırıyorum. Bazen geçmiş yaşam çalışması yapıyorum arada aklıma geldiğinde. Bugün mesela kafein ya da kahve alanıyla ilgili bir meditasyon yapacağım. Baş melek Raziel'le varoluşsal geçmiş yaşam çalışmasını, bu konuda benim
etkileşimde olduğum, beni etkileyen ya da benim sorumlu olduğum alanların arınması ve şifalanması ile ilgili bir meditasyon yapacağım. Burada siz de kendi yaşamınızda gözden geçirip alanınızda var olanları, burada siz görevli misiniz yoksa siz onun bağımlısı olup köleleştirdiği bir forma mı dönüşmüşsünüz? Kendi özgürlüğünüz için mi bunu yapmalısınız? Bu konulara bakabilirsiniz. Bu konulardan sonra da işte arzu ederseniz siz de kendinizde var olan alanlarla ilgili hoponopono yapabilirsiniz. Enerji çalışmaları yapabilirsiniz. Ya da şuna niyet edebilirsiniz. Herhangi bir uyumlamanız yoksa, benim hayatımda işte bağımlı olduğunu düşündüğünüz davranış ya da madde neyse onu ifade edip, bununla ilgili benim sorumlu olduğum dünya planında var olan arınması gereken her şeyin arınması için koşulsuz sevgi enerjisini yönlendiriyorum. Ya da işte sizin bir şekilde hayatınıza dahil olmuş bir bağımlılık alanı varsa, siz onu kullanmıyorsanız bile, bu arkadaşınız olur, akrabanız olur, ailenizden biri olur, eşiniz olur, sevgiliniz olur, her neyse, benim şu an bu şahit olduğum, ortak alanda bulunduğum konuyla ilgili benim dünya planından arındırmak için izinli olduğum bu bağımlılık alanına koşulsuz sevgi enerjisini yönlendiriyorum niyetini yapabilirsiniz. Şu an bu dünya planında var olan bizim insanlık olarak bağımlılık programı altına dahil ettiğimiz maddeler ve eylemler için ilahi izinli olduğum kadarıyla o alanlardan, o konulardan ya da maddelerden arınması gereken enerjileri arındırması için koşulsuz sevgi enerjisini yönlendiriyorum niyetini yapabilirsiniz. Ya da işte mesela bu konuşma sonrasında düşündüğünüz, gözden geçirdiğiniz, kendi yaşamınızda var olan, aktif olan alanlar oldu. O alanlardaki o anılarla ilgili arındırmanız gerekenler neyse, onlarla ilgili işte bu konunun arınması için koşulsuz sevgi enerjisini yönlendiriyorum niyetini yapabilirsiniz. Hayatınızda hani insana bağımlılık da var dedik ya, bu bağımlılık alanı içerisinde. Orada da bir özgür sevgi meditasyonu diye bir meditasyonum var. Yine onun da linkini buranın altına koyarım. Daha önce yazdığım yazıların hepsini de bu videonun altına koyacağım. Arzu ederseniz açıklamalar kısmından o yazıları da tekrar okuyabilirsiniz. Kendi içinizde şuna niyet edebilirsiniz. Benim frekansıma uygun olan şu an alanıma dahil olması gereken aydınlık rehberleri ve aydınlık şifacıları alanıma davet ediyorum. Benim özgürleşmem gereken bağımlılık programları ile ilgili benim bu alanda kolayca özgürleşebilmem için aydınlık varlıklardan yardım ve destek talep ediyorum niyetini yapabilirsiniz. Tabii ki ilk başta kabul etmeniz gereken şey, bu alanı dönüştürebilmeniz için herhangi bir şeye bağımlıysanız ona bağımlı olduğunuzu kabul etmeniz gerekiyor. Yok ben buna bağımlı değilim derseniz, o bağımlılık alanınızı reddettiğinizde burada alanda şifalandırmanız gerekenleri şifalandıramazsınız. Yazı yazabilirsiniz. İşte bağımlı olduğunuz şey neyse onu kişiselleştirip ona soru sorabilirsiniz. Sen benim hayatımda neden bulunuyorsun? Benim hayatımda var olma sebebin ne? Bu konuda seni dönüştürebilmeme izin verir misin? Seni arındırmama izin verebilir misin? Bunlarla ilgili hayatınızda var olan madde neyse onun için çalışmalar yapabilirsiniz. İşte ona soru sorabilirsiniz. Ve o izin verdiği zaman da onun alanında çalışma yapabilirsiniz. Ya da şunu ifade edebilirsiniz. Mesela dedik ya, hani bağımlılık programlarının hepsi aslında
tekamülsüz alanda. Siz kendi içinizde bağımlı olduğunuz madde neyse, yani o bağımlı olduğunuz maddelerin frekansları farklı olabiliyor. Onlarla ilgili bildiğim kadarını daha önce yazmıştım. Onu da yazılardan fark edebilirsiniz. Ama ana program, yani maddeler belki kendini dönüştürmüştür bu süreç içerisinde. Ama ana program tekamülsüz programı. Siz kendi içinizde şunu ifade edebilirsiniz. İşte kullandığınız madde ya da alışkanlık için. Benim tekamül yolum bu. Eğer benim hayatımda var olmak istiyorsan senin de tekamül yolunu değiştirmen gerekiyor. Tekamül yolunu değiştirerek benim hayatımda var olabilirsin tarzında böyle bir teklifte bulunabilirsiniz. Ve bu ilahi olan, o şöyle niyet edin. Kullanmış olduğum madde ya da davranış alışkanlığının, bağımlılığının yaşam planımda var olması ilahi olarak uygunsa ve ben bu alanda bu maddeyi ya da davranışı kendi tekamül yolumun frekansına uygun olarak ilerletmeme izin varsa, bunu şimdilik hayatımda olduğu sürece bu şekilde ilerletmeyi seçiyorum niyetini yapabilirsiniz. Hani program tamamen bitmesi gereken bir programsa orada zaten hayır cevabını alırsınız. Ama şu an program sizin planınızda devam etmesi gereken bir programsa, onun enerjisi sizin alanınızdayken değişerek siz bunu talep edebilirsiniz ya da yaşam yolculuğunuzda var edebilirsiniz. Zamanı geldiğinde, o program bitmesi gerektiğinde zaten kalben bunun bitmesi gerektiğini hissedersiniz. Orada da o maddeden özgürleşerek yolunuza devam edersiniz. Burada bu niyeti yaptığınızda insanlık planında var olan bağımlılık programının dönüşümüne siz ilahi izinli olduğunuz kadarıyla hizmet edersiniz. Yalnız şurada farkındalığınız yüksek olsun. O program sizden aldığı enerjiyi kendi tekamül yoluna hizmet etmek üzere değiştirerek kullanabilir. Ben şunu yapıyorum. Bu enerjinin sadece aşk frekansının senin alanında aktif olmasını seçiyorum ve bu enerjiyi aşktan başka bir alanda kullanmana iznim yok diyorum. Bunu ifade ettiğinizde eğer o maddenin ya da programın sizi manipüle ederek böyle bir niyet yapmanıza aracılık etme ihtimali varsa, en azından bu alanı da kapatmış olursunuz ve o gerçekten sizin hayatınızda var olacaksa sizin frekansınızla uyumlu olarak ve aşk enerjisiyle yaşamınızda var olur. Ve o sizden aldığı enerjiyi dönüştürmeden kendini arındırmak için kullanmak zorunda kalır. Zaten siz bu niyeti yaptığınızda eğer bağımlılık programı sizi kendi varlığını var ederek, yani kendi programından, kendi yolundan şaşmadan sizin hayatınızda var olmayı seçiyorsa, sizin bu niyetinizle böyle bir alan orada açık olmamış olur ve o da kendi hani uyanıkça olan alanında sizin alanınızı kullanma niyetinden dolayı siz onun alanını kullanmaya başlar ve bunu bu defa o alanı ışığa dönüştürme hizmetiyle kullanabilirsiniz. Onun da o yola hizmet etmesini sağlarsınız. Burada niyetlerimiz çok önemli. Her seferinde yaratıcının ilahi olarak izin verdiği şekilde diye niyet ederseniz, orada dediğim gibi eğer görevliyseniz o görev alanınız ilahi yasalara göre sizin alanınızda var olur ya da o maddeleri kullanmanız gerekiyorsa o sizin hayatınızda var olmuş olur. Bazen çünkü bizim o hizmete alanına hizmet edebilmemiz için maddeyi kullanmamız gerekiyor. İşte ben hayatımın bir bölümünde çok az da olsa alkol kullandım. İşte sosyal ortamlarda gittiğimde içtiğim süreçler olmuştu. O
İçtiklerimden dolayı belli bir süre arındırabildim zaten ya da o alkolün alanını görebildim. Çalıştığım sektörden dolayı da solventlerle bir şekilde etkileşime girdiğim için aslında solvent alanında da temizlik yapabildim. Kullandığımız solventler çünkü bağımlılık yapabilen solventlerdi. Biz bunu üretimde kullanıyorduk. O üretim esnasında kendi korumalarımızı falan alıyorduk ama birkaç kere öyle solventle 2 kere sarhoş oldum. O sarhoş olmamdan dolayı da benim alanımda var olan solvent alanını arındırabilme iznim olmuş oldu. Yani bizim hayatımıza bir şeyler dahil oluyorsa bunun mutlaka ilahi olarak bir sebebi var. Ben kendi alanımdaki bu maruz kaldığım ya da bir şekilde kendi özgür irademle yaşamıma dahil ettiğim durumlardan dolayı benim bağımlılık alanında arındırabildiğim alanlar oldu. Çalışma iznim oldu o alanlarda ve burada çalışmayı yaparken de ilahi yasanın dışında herhangi bir şekilde işlem yapmamış oldum. Bu alanların her biri dediğim gibi ilahi olarak bizim planımız programımız dahilinde ama biz şunu kullanırsak işte mesela hangi madde olursa olsun onunla ilgili ilahi olarak mesaj aldığınızda artık bunu kullanmaman gerekiyor. Mesajını almanıza rağmen siz kendinize illüzyon yaratıp onu kullanmaya devam ettiğinizde bu defa ilahi korunma alanınızda çalışmıyor, işlemiyor. O yüzden bu alanı ilahi olarak gözlemleyin. İşte sigara içen arkadaşlarım vardı. Ben onun enerjisini temizliyorum, içiyorum diyordu. Ben de ben sigarayı hiç hayatımda kullanmadım. Ben pasif içiciyim. Sigara dumanına maruz kaldığım için oradan temizleme iznim var. İşte pasif içicilikten dolayı temizleme iznim var sigara alanını. Bunu sorguladım. Gerçekten dedim bu ilahi olarak mümkün mü? Ya da böyle bir şey pozitif tekamül yoluna hizmet ediyor mu? Hani eğer hizmet ediyorsa ben de içen insanlara bunu böyle ifade edeyim. Onlar da hani doğru ifade edeyim tarzında sorguladığım için aslında onun öyle olmadığını, eğer o kişi özgür iradesiyle onu içiyorsa ya da işte alkolü içiyorsa oradaki enerjilerin de alanında çalışmasına izin verdiği anlamına geliyor. Burada kendimize ya da yaratıcıya bir illüzyon yaratamayız. Bu sadece bizim kendi kendimizi kandırmamız olur ve ondan sonra da hiç farkında olmadan enerjisel varlıklar alanımıza dahil olur. Bir yere gitmek gerekiyorsa orada temizlik yapabilmek için oraya gittiğinizde zaten korumanız oluyor. Benim Kıbrıs tatilinde kumarhaneye gitmem gibi. Kumarhaneye gitmelisin diye bir mesaj almıştım. Çok direndim ama yok illa gideceksin mesajını aldım. Orada dedim ki bütün ruhsal varlıklar, bütün aydınlık varlıklar lütfen beni koruyun diye gittim. İşte sürekli çalışma yapıyorum orada. Enerji çalışması yapıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Orada tombala oynadık ama sonuç itibariyle kumar alanına dahil olduk. Ve yani enerji alanını arındırabilmek için orada sonuçta sadece kumar yok. Hem içki hem kumar var o alanda. Bu alanın arınması çalışması için. Ama ben böyle şey diken üstündeyim. Ay bir an önce hadi git deseler de hani o mesajı alsam da çıksam tarzında bir şeydi. Oradaki yapmam gereken her neyse orada bulunduğum süre boyunca sürekli çalışma yaptım. İşte doğal taşlarımı yanımda götürmüştüm. Onları oraya da götürdüm. Dedim ki artık ne çalışacaksa, neyi arındıracaksak arınsın dedim. İşte paraya sevgi enerjisi yükledim. Oraya ödeyeceğim paraya. Burada sadece sevgiye hizmet etsin. Onun dışında herhangi bir şeye iznim yok dedim. Orada enerjisel olarak inmesi gereken sütunlar vardı. İşte onların inmesine aracılık ettim. Ve orada hani sonrasında çıktığımda da enerjisel olarak üzerime yapışan neden bir şey yoktu. Ama başka durumlarda enerjisel olarak alanıma dahil olmaya çalışan çok fazla
enerjiye maruz kaldım. İşte o yüzden mesaj almıyorsam zaten eğlence yerlerine falan da artık gitmiyorum. Hadi git mesajını almazsam. Çünkü orada da eğer o enerji alanı yani eğlence mekanında alkol tüketiliyorsa bir şekilde oradaki enerjilerle etkileşime giriyorum. Zaten birinde arkadaşlarla bir yere gidecektik eğlence için. Oraya gitmeden önce rüyayı gördüm ve rüyamda ben oraya bir türlü ulaşamıyorum. Dedim ki arkadaşlar biz buraya gideceğiz ama enerjisel olarak uygun değil, bilginiz olsun ben enerji çalışması yapacağım. Arzu ederseniz siz de yapın diye. Orayla ilgili işte Kundalini Reiki ile falan çalışmalar yapmama rağmen oraya gittiğimizde tekrar konum reikisi yaptım ve 20 dakika falan normalde 3-5 dakika süren çalışma 20 dakika boyunca enerji akışı devam etti. Böyle ellerimi kapatmış bulundum. Açamıyorum da. Böyle hani birbirine kenetleniyor. Böyle enerjisel olarak açmaya çalıştığınızda el içine kendini vakumluyor falan gibiydi. Orada işte 20 dakikanın sonunda bitti. Ondan sonra eğlendik falan. Sonrasında geldiğimde yine alanım temizdi ama meditasyon yaptım. Her ne olursa olsun bir şey varsa o da arınsın, temizlensin diye. O yüzden hani ben kendi alanımda bağımlılıkla ilgili bu tarz çalışmaları yapıyorum her seferinde zaten. Bu da geçen haftadan beri ya da bir 10 günlük olan süreçten beri açığa çıktıktan sonra evet artık dedim her ne olursa olsun kendi alanımdaki programlardan özgürleşmeyi seçiyorum. Bazen bir diziye başlıyorum mesela eski olan dizilerdense o diziyi bir bölüm, iki bölüm değil, 3-5 bölüm izlemeye başlıyorum. Aa diyorum, dur Yasemin burada şimdi durman lazım. Hani Türk dizileri değil tabii ki, onlar çok uzun sürüyor çünkü. Yabancı diziler daha kısa olduğu için o kadar gün içinde izlenebiliyor ama ondan sonra diyorum ki, dur Yasemin burada da bir bağımlılık alanı çıkmasın diyorum. Hemen orada çalışmayı yapıyorum. Ve orada yani zaten dizileri izlerken de her seferinde enerji çalışması yaparak izliyorum. Öylesine oturup açıp izlediğim dizi sayısı çok az. Aslında hiç yokmuş şu an düşününce hiç yok. Çünkü her ne izlersem izleyeyim bazen gülmek, eğlenmek için izlediğim programlar var. Onun için bile izlesem sonrasında burada her ne açığa çıkmışsa diyorum arınması gereken her şey arınsın. Çünkü kahkaha frekansı aktif olduğunda alttan gelen enerjiler algılanamayabiliyor. O yüzden orada da mutlaka çalışma yapıyorum. Arınması gereken, temizlenmesi gereken ne varsa diye. Özellikle negatif peri alanı ile ilgili çalışma yapıyorum. Komediyle ilgili bir şey izlediğimde. Çünkü orada farkında olmadan negatif peri enerjisi oraya dahil olmuş oluyor. Onun yerine ışık perilerinin saf neşesi gelsin diyorum. Hani her alanda bağımlı olma ihtimalimiz çok aktif olabiliyor. İşte davranışlarda bağımlılık olabiliyor. Sonrasında bu takıntıya dönüşebiliyor ya da hayatımızdaki bir insana bağımlı oluyoruz. Hem onun hem kendimizin hayatını mahvedebiliyoruz. Yani keyifli halden çıkartıyoruz, öyle söyleyeyim. Onun o keyif, mutluluk hali, birlikte olmaktan alınan keyif ortadan kalkıp of haline dönüşebiliyor. İşte bu alanların her birinin arınıp temizlenebilmesi için bu bağımlılıkla ilgili olarak çalışmaları yapıyorum. Yani ilgi bağımlılığı da olabilir, sevgi bağımlılığı da olabilir. Yani birilerinin sürekli olarak sizi sevmesini istemeniz, sizinle ilgilenmesini istemeniz, bunlar da aslında sevginin ve ilginin bağımlılığı olmuş oluyor. O yüzden yaşamımızda birçok şeyi gözden geçirdiğimizde ya da hayatımıza biraz daha detaylı baktığımızda yaşamımızın bir döneminde mutlaka ki bağımlılıkla ilgili bir alan hayatımızda bulunmuş olabiliyor. O yüzden bu programdan özgürleşmeyi seçtiğinizde bu sizin alanınızdan özgürleşmiş oluyor. Mesela şey var, sporla ilgili aşırı spor bağımlısı olup sürekli vücudunu kaslı hale getirmeye çalışan kadınlarda çok görmedim onu da erkeklerde daha fazla o vücudu kaslı hale getirme, vücut çalışma. Hani bu da bir bağımlılık alanı.
sağlıklı olan bağımlılıklar da var, sağlıksız olan bağımlılıklar da var. Yani illaki bağımlılık dediğinizde bir şeyi sağlıksız hale de düşünmeyin. Bir şeyin normalin üzerinde yapıyorsanız ve bu süreç sizin hayatınızda artık bir alanı kullanılmaz hale getiriyorsa, bu bağımlılığa dönüşüyordur. Orada dikkatli olup farkında olarak ilerlemeniz gerekiyor. Yaşamınızdaki her şeyi dengeli olarak yapın. Bilgi bağımlısı olunabiliyor. Bilgi bağımlısı da olmayın. Hiçbir şeye bağımlı olmadan yaşamınıza her rengi katarak özgürce var olun. Yani bir şey sizi kontrol etmesin. Bir nesne, bir davranış. Sizi herhangi bir şey kontrol etmeden her ikiniz de birlikte olmanız gereken, yani bir maddeyle yemek yemekten çok keyif alıyorsunuzdur. O yemeği yerken keyfinizi alın, zevkinizi alın, ancak orada ona bağımlı hale gelmeyin. O bağımlılık alanından özgürleştiğinizde her şey çok daha keyifli hale geliyor zaten. Bunlara bakabilirsiniz. Dediğim gibi dönüşüm için Ho'oponopono yapabilirsiniz. Enerji çalışmaları yapabilirsiniz. Pozitif ya da aydınlık ruhsal varlıklardan yardım talep edebilirsiniz. Ya da o programla ilahi olarak çalışmaya uygun olan absolut nötr varlıklardan da yardım talep edebilirsiniz. Tabii ki burada ilahi izinli olduğu kadarıyla o ruhsal grubun sizinle çalışmasını talep edin. Sonrasında onu alanınızdan özgürleştirin. Mesela ruhsal varlıklara da bağımlı olmayın. Benim meditasyonlarıma da bağımlı olmayın. Sadece her şeyi yaşamınızı daha güzel hale getirmek için bir araç olduğunun farkında olun ve ayrılmanız gereken, yolunuza ayırmanız gereken zamanda da yolunuza ayırın. Özgür olun, hayatınızdaki her şeyle ya da yaptığınız her davranışla özgürlük içinde bununla yol alın. Öbür türlüsü bizim alanımızı karmaşık hale getirebilir. Burada kendi alanımızı saflaştıralım. Bir şeylerin farkında olduğumuzda zaten saflaşma başlıyor. Kendi içimize döndüğümüzde, kendimize sorular sormaya başladığımızda ve kendimize en önemlisi dürüst olmayı seçtiğimizde her şey pıtır pıtır açığa çıkıyor zaten. Sorduğunuz anda cevap geliyor, onun farkına varıyorsunuz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Özgür günler diliyorum. Hoşçakalın.